Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün şehitlikle alakalı olarak sormak istiyorum. Şimdi şehit deyince biz neyi anlıyoruz, neyi biliyoruz? İşte dinini, vatanını, namusunu korumak için, işte savaşa katılan, veya hani bugün bizim canlı olarak bildiğimiz terörle mücadele yaparken işte vefat eden insanlar, aklımıza gelen şehit deyince bunlar biliyoruz. Şimdi tabii şehitlikle ilgili olarak da birçok şey var. Anlatılanlar, bilgiler var. Şimdi ben bunların doğruluğunu size sormak istiyorum. Eksiklerimiz varsa da tamamlamak maksadıyla sormak istiyorum. Yani şehitlik ne gibi bir sevap veriliyor ki? Müslümanlar mesela şehit olmayı çok istiyorlar. Şimdi Mustafa Bey, şehitlik konusu kitaplarda anlatılırken mesela orada bir ifade geçiyor. Tam şehit, ahiret şehidi ifadesi geçmiş. O tam şehitli izah edilirken, anlatılırken buyuruyor ki cephede düşmanla vururken, dinini, vatanını, namusunu korurken vurulmuş. Ama imanı olmak kaydı şartıyla bu. Çünkü şehitlik tabiri, terimi Müslümanlar Müslüman için geçerlidir. Gayrimüslimler için değil. Tam şehit ifadesi kullanılmış cephede düşmanla savaşırken. Bunlar yıkanmaz, kefenlenmez. Elbiseleriyle beraber öylece gömülür. Hatta öyle hadis-i şerifler nakledilmiş ki yarın mahşer gün bu böyle üzerindeki kanıyla falan şey yapar. Allah-u Teala bildiği halde sorar. Bu halin nedir? İşte ya Rabbi senin dinini korumak, dinimi korumak, ondan sonra namusumu, iffetimi, vatanımı korumak için senin yolunda, senin rızan için şehit oldum. Gerçekten niyeti böyle ve bu şekilde iman olarak gittiyse Allah-u Teala bunların kul haklarını bile üzerine alır. Kul haklarını bile üzerine alır ve transit geçişleri var. Transit geçişleri var, cennete geçişleri var. Sadece kendileri değil. Mesela şehitler, mesela bazı rakamlar da geçmiş. Yakınlarından en az 70 kişi şefaat eder. Onlarla beraber cennete gider. İfadesi geçiyor. Bir de mesela ahire şehidi diye bir kısım açılmış. Orada da anlatılıyor. Mesela salgın hastalıklar sebebiyle, yatağında vefat eden hastalıklar sebebiyle. Bunlara da Cenab-ı Hak şehitlik nasip eder. Veya tedavisi bulunamayan hastalık. Veya tedavisi bulunamayan. Veya kendi memleketten uzak bir yerde garip olarak vefat etmiş ise böyle tek tek uzun uzun sayılmış. Bizim burada vaktimiz müsait olmadığı için hepsini anlatamıyoruz. Peki şehidin tamam hani kul haklarını bile Cenab-ı Hak üzerine alıyor. Günahları siliniyor. Başka? En büyük aynı şekilde şey de mesela cephede kurşun geldi, top parçaları, şarapneller geldi veyahut da bıçak, süngü geldi. Bu eşkıya ile yaralandı. Eşkıya ile vuruşurken de, isyan ederken, isyan edenlerle vuruşurken o da cephedir. Orada vuruşanlar da mesela polisin, jandarmanın falan. Yani az önce dediğimiz gibi değil mi? Terörle mücadele ediyor mesela. Tam şehit deniyor bunlara. O kurşunun, o kılıncın, o mızrağın, o okun açmış olduğu yarayı duymuyor. Ha, acıyı duymuyor. Acıyı duymuyor. Ve ölüm acısı da duymuyor buyuruyor. Ölüm acısı da duymuyor. Peki bunlara verilen mükafat konusunda Menakıb-ı Çağrı-yâri Yüz'ün kitabında Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri naklediyor. Hazreti Ali'nin oğlu, Peygamber Efendimiz'in torunu. Bu zat buyuruyor ki işte bir gün babam Hazreti Ali insanlara cihadı böyle teşvik ediyordu. Bir şahıs ayağa kalktı. Dedi ki ya imam, Hazreti Ali'ye soruyor. Bize cihadın, yani harbe gitmenin ve gazi olmanın, kazanın sevabından haber verir misin deyince Hazreti Ali de radıyallahu anh ben de diyor bir gün Resul-i Ekrem'e ya Resulallah bize kaza ve cihadın sevabından haber verir misiniz diye arz edince şöyle buyurdu buyuruyorlar. Bir hadis-i şerif naklediyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki o hadis-i şerifte bir kavim kazaya niyet eylese, harbe çıksa Allah-u Teala onlar için cehennemden kurtuluşuna beraat yazar. Garanti yazar. Allah-u Teala sefere hazırlananlara meleklere övünüp buyurur ki görün benim kullarımı, benim yolumda gazaya hazırlanırlar. Hak Teala melekler gönderir ve onları hıfzederler, korurlar. Her sevapları iki kat yazılır. Evet. Bir iş yapıyorsun, bir sevap o iki kat alıyor.
%100 yani. Başkasının 1 olduğunu, evet, sen 2 alıyorsun. 100 ise o 200 alıyor. 200 alıyor. Harp için yola çıkınca o kadar sevap verir ki dünyadaki bütün insanlar kitap olsalar, katip olsalar, özür dilerim, katip olsalar, onun hesabında aciz olurlar yazmaktan. Harbe başlayınca melekler onları çevirip yardım ve zafer için dua ederler. Arşın altından bir melek, el cennetü tahte zilali suyuf, yani cennet kılıçların gölgesi altındadır diye nida edip çağırır. Kılınç dokunup her şehit olana sıcak günde soğuk su içmiş gibi lezzetli gelir. Hani biraz önce arz ettik ya, o kılınç yarasını duymuyor ve başka bir lezzet duyuyor ondan. Yere düşmeden evvel kendisine müjde verilir. Yere düşünce bir ses, merhaba ey temiz ruh, temiz bedenden çıktın, Allah-u Teala senin için cennetinde o kadar sevap, ecir, mülk ve nimetler hazırlamıştır ki ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş ve ne de kimsenin hatırına gelmiştir denir. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri naklediyor. Hazreti Ali'den de oğlu Hazreti Hasan naklediyor. Menakıb-ı Çağriyari Güzin'de. Şimdi bunları insan okuyunca, dinleyince, mesela bizden önceki atalarımız, dedelerimiz, bunlar da okudular bu kitapları. Bunlar da aynı şekilde bu hadis-i şerifleri öğrendiler. O zaman aynı şekilde ölüm acısı duymuyor. Günahları affediliyor ve bütün insanlar katip olsa ona verilen ecri, sevabı yazsalar yani yetişemezler. Yani akıl da yetmiyor. O zaman aynı şekilde hele bir de o sekerat-ı mevt hali şehitlik anında da gösterir. Gözden perde kaldırılır. Verilecek olan nimetleri görür. Onun için de Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz bir harbe gittiklerinde eğer şehit olmamışlarsa sanki suç işlemiş gibi evlerine başka yerlerden dolaşır giderlermiş. Şehit Allah olamadık diye. Yani şehit olamadık, Cenab-ı Hak nasip etmedi diye. Şeyde Halid bin Velid radıyallahu teala hazretleri, Seyfullah buyuruyor bu zata. Peygamberimiz buyuruyor. Allah-u Teala'nın kafirler üzerine sıyırdığı kılıncı diye. Allah-u Teala'nın kafirlerine sıyırdığı kılıncı. İltifatına mazhar olmuştur. Bu zat girdiği her harpte galip geliyor. O dua sebebiyle galip geliyor. Ve bu hasta yatağında vefat ediyor. Ama o kadar üzülmüş ki hasta yatağında. İşte o ölüm vakti yaklaşınca mızrağını, kılıncını istemiş. Ona dayanarak ayağa kalkmış. Bir şiir söylüyor orada. Nesir olarak, düz olarak, meal olarak buyuruyor ki ben diyor at kişnemeleri, kılıç şakırtıları arasında ruhumu teslim etmek istemiştim. Ama diyor Rabbim nasip etmedi. Yatakta vefat ediyorum. Hani vücudumdan böyle kanlar akarak. Çünkü ahirette o kanlar mis kokusu gibi yayılacak buyuruyor. Mis kokusu gibi yayılacak. Bu şekilde böyle ben ölmeyi istemiştim. Fakat bu zat o girdiği harplerde 90 küsur yara almış. Fakat Allah-u Teala onunla çok kere fethi ve çok kimsenin de hidayetine vesile olması için o kılınç yaralarında, o kılınç yaralarında melekler müdahale ediyor. Öldürücü olmuyor. Vücudu yarıyor, kesiyor ama damarı kesmiyor. Orada evet, kalıyor, evet, orada kalıyor. Bu böyle çok içten ah ederek hani harp meydanlarında ölmeyi şey yapınca Mustafa Bey deniyor ki o 90 küsür yara o anda açıldı, kanlar akmaya başladı. O haliyle vefat etti. Yani bu kadar özlem duyarlarmış şehit olarak ölmeyi. Bu kadar özlem duyarlarmış. Peygamber Efendimiz devamla buyuruyorlar ki Allah-u Teala o şehit hakkında buyurdu ki her kim onu razı ederse beni razı eder. Ne büyük bir şey. Her kim onu incitirse beni incitir. Allah-u Teala şehitlerin ruhlarını yeşil kuşların kursağına koymuştur. Cennete girip yemişlerinden yerler. Şehide Cennetül Firdevs'te 70 köşk verilir buyuruyor. Aha, sen bir villa almak için çok uğraşıyorsun. Resulullah Efendimiz daha sonra yemin edip buyurdu ki kıyamet gününde şehitler yerlerinden kalkıp mahşer yerine gelirler ve süslü kürsüler üzerine otururlar. Her şehit evladından, ehlinden, akrabasından ve ahbabından çok kişiye şefaat edecektir. Hazreti Ali Server-i Enbiya böyle buyurmuştur demiştir. Şimdi bu müjdeleri duyan, bu müjdeleri okuyan, imanı olan bir kimse ölüm olacak mı olmayacak mı? Kesin. Babaannemler kuşaklar derlerdi ki hep kitaplarda var bu. Olması
muhakkak olan ve ölüm. Buna çaresi yok buyurun. Olacakla öleceği çare yoktur. Ha, özetlemişler evet, işte. Yani. Olacakla öleceği çare yok demişler bunu. Kısaca evet. Böyle demişler. Evet. Şimdi hatta İmam Rabbani Hazretleri de zaman zaman buyuruyor ki olması evet. Muhakkak olan şey olmuş biliniz buyuruyor. Yani. Olması muhakkak. Ölüm muhakkaksa ölmüş bil kendini. Şimdi ölüm muhakkaksa bu hadis-i şerifte de bunları okuyan bir kimse ya diyor şehit olarak öleyim bari tamam mı? Yani. Nasıl söyleyeceğim evet. Ben? Evet. Hem daha yaşasam. Ya daha yaşasam bilemiyorsun. Onun için şehitlik çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sadaka verirken sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Güllere vurgunum, güllere sevdalı, bana güller derin, kırmızı güller verin. Kan rengi hüzünlü, şehit edalı, bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Gül yüzlü şehadet, gülleri derin. Gül kokulu yâre, yâre gönderin. Ölsem ölsem yine dirilsem derim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Gün olur yaprağı, düşer güllerin. Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Hilye-i Saadet yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Amcası Abbas ile Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma da beyaz idi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar evladı da güzel ve beyazdır. Mesela Ürdün emiri, merhum Abdullah, İstanbul'a gelmişti. Beyaz idi. Kadıköy müftüsü iken vefat eden faziletli Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh, seyyid idi. Ecdadı gibi beyaz, kara kaşlı, iri siyah gözlü ve çok sempatik, güzel yüzlüydü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabı da, beyaz ve güzel idi. Osman radıyallahu anh beyaz sarışın idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Rum imparatoru Heraklius hükümetine gönderdiği sefiri Dıhye-i Kelbi çok güzel olup İstanbul sokaklarında gezerken yüzünü görmek için Rum kızları sokaklara çıkardı. Cebrail aleyhisselam çok defa Dıhye radıyallahu anh şeklinde gelirdi. Mısır, Şam, Afrika, Sicilya ve İspanya yerlileri Arap değildir. Araplar İslamiyeti dünyaya yaymak için Arabistan yarımadasından çıkarak
buralara geldiklerinden, bugün buralarda da mevcuttur. Nitekim Anadolu'da, Hindistan'da ve başka memleketlerde de mevcuttur. Fakat bugün bu memleketlerin hiçbirinin ahalisini Arap diye isimlendirmek doğru olmaz. Orta Çağ, yani Kurun-u Vusta zamanının biricik marifet ve medeniyet lisanı olan ve zaten gramer ve fesahat ve edebiyat bakımından bugün yeryüzünde mevcut 770 çeşit dilin en mükemmeli olan Arabi lisanı, İslam medeniyetiyle birlikte bütün bu memleketlere girmiş ve yerleşmişti. O zamanlar İspanya'daki İslam üniversitelerine ve Müslüman mekteplerine ihtisas kazanmaya giden Fransız ve diğer Avrupalılar, Arabi birçok kelimeleri, bilhassa ilimde ve fende kullanılan kelimeleri kendi memleketlerine götürmüşler, kendi dillerine karıştırmışlardır. Bugün Garp dillerinde birçok Arabi kelimeler hala kullanılmaktadır. Senaullah Dehlevi rahmetullahi aleyh. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Daima zühd ve takva üzereydi her hali. Haram korkusu ile terk etti çok helali. O bir gün buyurdu ki, bir hayaldir bu dünya. Yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali, dinin emirleridir, namaz, oruç misali. Keza cehennemin de misali var dünyada. İçki ve kumar gibi haramlardır bunlarda. Öyleyse verme fırsat nefsine bir an bile ve amel defterini kirletme günah ile. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Bilin ki her amelden ahirette hesap var. O gün bütün günahlar olur hep aşikare. Mahcubiyet çok olur, bulunamaz bir çare. Halbuki o işleri lalettayin bir insan görecek olsa eğer mahvolur utancından. Ve hele sevdikleri anne, baba, kardeşi görecek olsa eğer ne hal alır o kişi? Dünya ve ahirette mahcup olmamak için isyan etmemelidir emrine Rabbimizin. Zira buyuruldu ki haram ateş gibidir ve günah işleyenler ateşte yanabilir. Dünyada haramları gülerek işleyenler mahşerde ağlayarak cehenneme girerler. Bir günde buyurdu ki Müslüman tembel olmaz. Para kazanır ama ona gönül bağlamaz. Rızkın onda dokuzu ticarettedir ama yaparken düşmemeli bir günah ve harama. Bütün ibadetlerin onda dokuzu ise helalden yemektir ki bu lazım asıl bize. Gömleğin bir düğmesi haramdan olsa şayet kabul olmaz onunla yapılan bir ibadet. Haram ve günahlardan kaçmaya takva denir. Takva ibadetlerin en faziletlisidir. Haram ve günahlardan kaçmadıkça bir mümin göremez faydasını hiçbir ibadetinin. Yani ibadetleri indallah kabul olmaz. Borcunu ödese de hiç sevap kazanamaz. Temeli takvadır ki bütün iyiliklerin önce takva sahibi olmalıdır her mümin. Bu dünyada rahata ve huzura kavuşmak takvaya sarılmakla müyesser olur ancak. Ebediyen cennete girmek de ahirette, yine bu takva ile mümkün olur elbette. Nefesler sayılıdır, tükenir bir gün elbet. Allah'ın huzuruna çıkacağız akibet. İslam Ahlakı.
Mest üzerine mesh. Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve abaterliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mesh edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz. Mukim olan 24 saat, misafirin ise 3 gün 3 gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca, abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Maliki'de mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır. Tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir mestte üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mestteki delikler toplu hesap edilmez. Necaset ve avret mahalli hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip, abdest bozulduğu zaman başlar. Mestli olarak sefere çıkanın müddeti 3 gün ve 3 gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde 3 el parmağı kadar yeri bir kere mesh etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca, iki ayağı da yıkamak lazım olur. Mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mesh edilebilir. Çizme çıkarılınca, altındaki mestin mesh zamanı değişmez. Bir meste su girip, ayağın çoğu ıslanırsa, ayakları yıkamak lazım olur. Başlık, eldiven, parmaktaki oje, peçe, kaplama diş üzerine mesh yapılmaz. Maliki'de mestin altını ve üstünü tamamen mesh etmek lazımdır. Bunun için yaş sağ el ayası sağ mestin ucuna konup topuğa doğru çekilir. Sol el ayası da altına konup çekilerek topuğun iki tarafı baş ve küçük parmaklarla kavranır. Sonra sol el ayası sol mestin üstünden ve sağ el ayası altından çekilip kavranır. Mestin tahir olması Maliki'de de farzdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'nın Yeşil semtindeyiz. Yeşil Külliyesi'nin olduğu yerde. Bursa da yeşil, külliye de yeşil. Ecdadımız o zamandan Bursa'nın yeşilliğini, yeşil türbesini ve camini yaparak zaten tescil etmişler. Şimdi bugün tarihi düzenleme hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Her çevre düzenlemesi o bölgenin özelliğine göre yapılır. Eğlence yerindeki bir çevre düzenlemesi ile tarihi dokunun zengin olduğu yerdeki çevre düzenlemesi elbette birbirinden farklıdır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu tarihi çevre düzenlemesine çok önem vermiş ve son senelerde bayağı Türkiye'nin birçok il ve ilçesine örnek olacak şekilde tarihi çevrelerini hem düzenlemiş hem de düzenlenmiş olanları biraz daha ıslaha gitmiş. Dolayısıyla buraya gelen insanlar eskiden oturacak, çay içecek bir yer bulamıyorlardı. Şu anda çevre esnaf da buna anlayış göstermek suretiyle
buraya gelen Çelebi Mehmet Han'ın misafirlerini rahat ettirecek şekilde bir düzen almışlar. Sokaklara dahi sandalye masaları başkalarının geliş geçişine engel olmayacak şekilde yerleştirmişler. Hakikaten buraya gelen çoluğuyla çocuğuyla namazını kılacak olan abdestini alıp namazını kılabiliyor. Sosyal diğer ihtiyaçlarını giderebiliyor. Efendim şurada şöyle biraz dinlenelim. Bursa'nın Uludağ'ın eteğinde, oksijeni bol yerinde, manevi oksijeni de bol yerinde. Şöyle bir nefes verelim diyecekleri her yer mevcut. Eskiden bu hayrat kurumlarına ait bazı binaların ticari işlerle ilgili kullandığı oluyordu. Şimdi burada Çelebi Mehmet Kervansarayı denilen yer tamamıyla bir hayrat kurumuna tahsis edilmiş ve sabahtan itibaren, yani sabah namazını biraz geçe, çorbası hazır olan yer bu civarda. Kim isterse, kimlik sorulmaksızın, ne işle uğraştığı sorulmaksızın orada çöküyor, çorbasını içiyor. Orayı da sizlere zaten bundan sonraki dakikalarda tanıtmaya çalışacağım daha yakinen. Çünkü gıda yardımı yapılan kimseler de var. Öğlen vaktinde de insanlara evlerine götürmek üzere kaplarını getirenlere yemekler verilmekte. Bunda da doğru dürüst bir kayıt işi olmuyor. Yani ihtiyacım var benim, bu vakıftan bu yardımı almak istiyorum diyenlere bu yardımı veriyorlar. İstanbul'da 2. Abdülhamit Han zamanında 4. Vakıf Han'da da böyle bir vakıf yemeği dağıtılırdı efendim. Şimdi orası otel olarak kullanılıyor. Böyle bir yemek dağıtımı da orada yapılmıyor. Muhafaza etselerdi de, onu bugün devam ettirselerdi herhalde Ramazan-ı Şerif'te çadır kurmaya ihtiyaç kalmayacaktı. Ramazan çadırı, Ramazan çadırı, Ramazan eğlencesi. Yani bir iftar veriyorsunuz insanlara, çadır da veriyorsunuz. Biz evet çadırdan geldik, çadırı aşağılamıyoruz toplum olarak, Türk toplum olarak. Ama canım, bunun bir de yerleşik düzende olanlara göre imkanı varken, bu 4. Vakıf Han'a Osmanlı'nın birçok paşası konağından uşağını gönderir, bir kap yemek aldırırdı. Hem teberrüken olduğu için, bereketlenmek için, hastalara şifa olsun diye, hem de oradaki lezzeti konağındaki özel aşçılarının yaptığı yemekte bulamıyordu. Ben bunu o dönem İstanbul'da yaşamış olan bir öğretmenimizden, rahmetli öğretmenimizden dinlemiştim. Hakikaten şaşırıp kaldım ya, ne ihtiyacı var ki uşağın, adamın evinde uşak var, aşçısı var ama gidiyor vakıftan bir tas yemek alıyor ki hastalıklara, dertlere devadır diye. Şimdi biz şu anda kıbleye doğru döndüğümüzde Yeşil Külliyesi'nin sol koridorundayız. Bir aks meydana getirmişler. Bir de kıbleye doğru değil, kıbleden 90 derece açıyla Bursa'ya doğru giden bir aks var. Şimdi gidelim o aksı da görelim. Oralarda insanlara oturma, dinlenme yerleri daha çok vermişler. Buralarda tabii çeşitli dükkanların sandalyeler, masalar var. Öbür tarafta ise halka açık. Ve Bursa'da öyle bir hale gelmiş ki ikindi vaktinde insanlar evlerinden çıkıyorlar. Çocuğunu, torununu alan, gerek Emir Sultan'da olsun, gerek bu Yeşil'de olsun, Yıldırım Tanzimi de devam ediyor. Orada da yapılan yerleri göstereceğiz. Bunları yapanlara teşekkür ediyoruz. Demek ki belediyelerin böyle çevre düzenlemesi için, tarihi çevre için imkanları var. Yapmayanlar demesin ki bizim imkanımız yok. Bir kanun çıkarılmış. Toplanan emlak vergisinin %10'u tarihi çevreye mutlaka kullanılacak. Kullanmayanı müfettişler diyorlar ki niye kullanmadınız bakalım. Öyle olduğu zaman da Bursa bunu belki de o %10'u ileriye doğru zorlayacak şekilde insanların faydasına tahsis etmiş. Müteşekkiriz onlara. Geçelim şimdi efendim. Bir de diğer aksı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi başka bir açıdan bu tarihi çevre düzenlemesini görüyoruz. Sağ arkamda Yeşil Türbe, sol yanımda Yeşil Cami. Tam gerimde de, belki siz oradan tam göremiyor olabilirsiniz, Yeşil Medresesi. Çelebi Mehmet Han'ın yaptırdığı bu hayrat eserinin hepsi bir duvar içerisinde, ihata duvarı içerisindeydi.
Yeri yurdu hudutları belliydi kervansarayla beraber, Çelebi Mehmet Han kervansarayla beraber. Şimdi Yeşil İmareti Aşevi diye bir adla vakıflar bunu Somuncu Baba Vakfı'na işletilmesini vermiş. Böylece bu hayrat devam ediyor. Yani fakir fukaranın buradan yemekten istifade etmesi işi Osmanlı zamanındakine yakın şekilde devam ediyor. Tabii Osmanlı zamanında yapılan bu vakıflardaki yemekler biraz daha farklıydı. Vakıf senedinde, vakıf namesinde diyelim anlaşılacak şekilde, senet deyince bir senet imzalamış oluyor, doğru senet de biz bugün senet deyince alacak verecek senedi aklımıza geliyor, o yüzden böyle toparladım. Orada cuma günleri ayrı kaloride bir yemek çıkardı. Yemek çeşitleri ve yemeklere kullanılacak olan gıdaların kalitesi, cinsi orada belirtilmiş idi. Tereyağı kullanılacağına kadar belirtilmiş idi. Şimdi tabii bugünün imkanlarında bunlar nihayet yemeklere ne konur? Şu kadar konur deniyor. Kalorisi belki o zamandan çok daha düşük bugünkü yemeklerimizin, evlerimizin de öyle, buradaki de öyle. Ama diyeceksiniz ki ya onlar kadar biz hareket halinde değiliz ki. Onlar devamlı hareket halindeydi. Ata belki azıcık biniyorlardı efendim. Ama geri kalan da hep piyade yürüyüşüyle işlerini hallediyorlardı. Yani yediklerini yakıyorlar. Bugünkü gibi böyle yürüme yolları, ihtiyaçları onların yoktu. Bütün yollarında yürüyebiliyorlardı. Şimdi ise şehirlerimizde bize gösteriyor ki aldığımız kaloriyi bile yakamıyoruz. O yürüme yollarını belediyelerimiz yapmış ve Bursa Belediyesi'nin de başarılı bir şekilde eski İzmir yolunun kenarına iki büyük şerit halinde yürüme yolları yaptığını gördüm. Sabah yürüyüşleri işte sporları için çok güzel olmuş tabii. Vakti olan, mesaisi müsait olan gidiyor orada hallediyor. Bu yeşil türbe ile yeşil caminin arası eskiden böyle değildi efendim. Yani şu düzen hiç yoktu. İnsan inanası gelmiyor. Affedersiniz, bir mezbelelik gibiydi. Ama şimdi görüyoruz ki burada insanlara oturma yerleri yapmışlar, banklar koymuşlar, sıralar koymuşlar. Bank işte Türkçe ne yapacaksınız efendim? Yani Türkçeyi maalesef biz de zaman zaman böyle konuşmalarımızda kaybediyoruz. Üst taraflara öyle yapmışlar. Ziyarete gelenler birbirlerini hiç sıkıştırmadan, yok şu çıkan işte Yıldırım Bayırı'na çıktım, Yeşil Bayırı'na çıktım diye insanlar bazen burada nefes nefese de kalabiliyorlar. Öyle olduğunda geliyor bir yere çömeliyor, oturuyor, yere oturmuyor, nereye oturuyor? İşte bu sıralara oturuyorlar, yorgunluklarını gideriyorlar. Bu Çelebi Medresesi bugün İslam eserleri müzesi olarak kullanılıyor. Bu medresenin bir özelliği vardı. Abdülhamit Han zamanında kurulan Osmanlı coğrafyasındaki ikinci müzeydi. İkinci müzeydi. Birincisi İstanbul'daydı. İkincisi de Abdülhamit Han tarafından verilen talimatla Bursa'da açılmıştır. Bu müze halen görevini yerine getirmektedir. Çok güzel işlenmiş. Dershanesi bütün medrese dershanelerinden daha geniş olarak tutulmuştur. Demek ki talebe adedi o zaman diğer medreselerden çok farklıydı ki hoca dershanede ders yapacak. Namaz vakti gelince de ya orada namazını kılacak, ya gelecek Yeşil Camii'nde kılacak. Buradan bir de sabah güneşinde Yeşil'in avlusundan çevresinin olduğu çevreyi anlatıyoruz ya efendim. Avlusundan Bursa Ovası'na doğru şöyle hiç olmasa Bursa'nın bir kesimini size göstermek istiyorum. Geçelim oraya efendim. Şimdi de Yeşil Külliyesi'nin biraz doğu kısmına geçtik. Hemen arkamda bütün ihtişamıyla Yıldırım Bayezid Han'ın külliyesi görünüyor. Bir büyük bayrak asmışlar. Tabii baba orada, oğul Çelebi Mehmet Han bu tepede. İki tepeden ikisi de birbirini görecek durumdalar. Hani manen görürler. Yoksa hani şimdi bazı insanlar vefat ediyorlar. Aman benim cenazemi işte denizi görecek, boğazı görecek bir yere falan defnedin diyorlar. Sanki görebiliyor mu efendim? Göremez. Ama ikisi iki tepenin üzerinde birer
türbede yatıyorlar. Cenab-ı Hak onlara böyle nasip etmiş. Yıldırım Han malum Akşehir'de vefat etti. Sonra buraya cenazesi getirildi, defnedildi. Çelebi Mehmet Han da vefat ettikten sonra buraya getirildi ve buraya defnedildi. Şimdi tarihi çevre olarak buraya bir tane de gelen ziyaretçilerin hani Bursa'yı da bir görelim şöyle diyecekleri şekilde herhalde bir para da kullanılıyor bunun için. O parayı atınca Bursa'yı seyrediyorlar. Biz de şimdi bütün seyircilerimiz bu dürbünden göreceklerinden daha ötesini görsünler diye Yeşil Külliyesi'nin tarihi çevresini sizlere göstermek için geldik. Tabii Bursa'nın eskiden kurulduğu yer sur içiydi. Sonra Ulu Cami'nin yapıldığı yerden itibaren şehre küstü kısmı şehir olarak gelişti. Buralarda daha sonra gelişti. Ben tahmin ediyorum ki Yeşil Türbesi'nin ve caminin yapıldığı zamanlarda burada çok büyük bir yerleşim yoktu. Ama sonradan yerleşti. Sizin arkada gördüğünüz Bursa, o güzelim şeftalileri yetiştiren Bursa Ovası'nın bir bölümü. Şeftali yerine apartmanlar dikilmiş. Daha ilerisinde iş yerleri ve fabrikalar konmuş. Bir fabrikalar şehri olmuş. Diyeceksiniz ki fabrikayla da karın doyuyor. Elbette fabrikayla da karın doyuyor. Ama bu yeşilliği her yerde bulamayız. Bugünkü şartlarda düz alanları, ziraat alanlarını, tarım alanlarını yani gençlerin anlayacağı şekilde mutlaka kendi işi için kullanmak mecburiyetindeyiz, mahkumiyetindeyiz. Biz daha başka yerde birim alandan fazla ürün alıyoruz. O da tarım işiyle uğraşan ilim adamlarımızın işidir, devleti yönlendirmesi. Biz size burada Yeşil Külliyesi etrafındaki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapmış oldukları tarihi çevre düzenlemesini başka belediyelerimize de örnek olur ümidiyle, kimseyi suçlayarak değil, kimseyi ilzam ederek değil, ümidiyle böyle genişçe bir bölüm halinde vermek mecburiyete kaldım. Çünkü oralara da gidiyorum. Orada da tarihi çevreleri görüyorum. Yani oradaki tarihi çevrede camiyle uygunsuz bazı yerler bitişik sanki duruyor. Buna artık bir son verilmeli. Tarihi eserler, evkaf eseri olsun, hayrat eseri olsun, ibadethaneler olsun, türbeler olsun, bunlar artık yapıldığı andaki gibi müstakil, bitişik nizamda herhangi bir şey olmaması gerekir. Bunu önleyen kimse, hani şimdi araba yapacak kahraman arıyorlar, ben de bunu önleyecek kimse kahraman olur diye benim de kahramanım o olacak. Efendim süremizi birazcık da zorladık ama size güzel yerler gösterebildiğimi zannediyorum. İnşallah öyle olmuştur. Vaktinizi boşa harcatmadık. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.